Soruyu okuyorum. Bir birey B hücrelerini aktifleştirme yeteneğini kaybetmiştir ve hümoral imün yanıt oluşmuştur. A bölümü B hücresi aktivitesinin kaybının bireyin bakteriyel bir patojene ilk kez maruz kalması durumunda hümoral imün yanıta doğrudan etki eden bir sonucunu önerin. Şimdi B hücrelerinin ve hümoral imün yanıtın ne olduğunu hatırlamak için kısa bir giriş yapayım. Hümoral imün yanıt yani hümoral bağışıklığın verdiği tepki antikorları içerir. B hücreleri de vücudun içinde istemediği antijenleri tanıyan hücrelerdir. İşte B hücreleri bu antijenlere tepki olarak çoğalacaklar ve plazma hücrelerine farklılaşacaklar. Plazma hücreleri büyük moleküllerdir ve antikor üretirler, antijenleri temizlerler. B hücreleri aynı zamanda bellek B hücrelerine de farklılaşabilirler. Böylece sonraki durumlarda aynı antijen ortaya çıktığında daha hızlı bir yanıt oluşabilir. A bölümünü tekrar okuyalım. B hücresi aktivitesinin kaybının, bireyin bakteriyel bir patojene ilk kez maruz kalması durumunda hümoral imün yanıta doğrudan etki eden bir sonucunu önerin. Evet, hümoral yanıt olmayacak. Şöyle yazalım. Hiçbir antikor üretilmeyecek. Yani ilk maruziyette hümoral imün yanıt olmayacak. Yani diğer imün hücreleri tarafından temizlenebilen bu antijenlerin herhangi bir şekilde hedeflenmesi söz konusu olmayacak. B bölümü ne diyormuş? B hücresi aktivitesinin kaybının bireyin bakteriyel bir patojene ikinci kez maruz kalması durumunda hümoral imün yanıta doğrudan etki eden bir sonucunu önerin. Diyelim ki bellek B hücreleri ve antikorlar yok. Özellikle de ikinci maruziyet için. Yani patojene ikinci kez maruz kalma durumu için bellek B hücreleri ve antikorlar yok. Bu yüzden hümoral yanıt yok ve imün e, yanıtın geneli de daha yavaş olacak. B hücrelerinin ve antikorların bütün meselesi ikinci defa antijenler etrafında, etrafta olduklarında daha doğrusu onları çok kolay bir şekilde etkisiz hale getirebilmeleridir. Onların olayı meselesi budur. Yani antijenleri fark ederler ve sonrasında imün sistem buna yanıt verebilir. Ama şimdiki durumda arkadaşlar elimizde bunlar yok. İkinci maruz kalmada Antijenin hızlı tanınması gibi bir şey olmayacak. Bu sebeple hümoral yanıt da olmayacak ve imün yanıtın geneli de daha yavaş ve daha etkisiz olacak. Peki, hadi şimdi C bölümünü düşünelim. B hücrelerinin kaybından etkilenmeyen bakteriyel patojene karşı bireyin imün yanıtının bir özelliğini açıklayın. Zaten B hücreleri hümoral imün yanıt demektir antikorları bir şeylerle bağlamak, etrafta bellek B hücrelerine sahip olmak demektir. Böylece patojeni aldığınız bir sonraki seferde yani ikinci maruz kalmada daha hızlı bir yanıtınız olur. Ama imün sisteminizin tek parçası bu değil. İmün sistemimizin birçok farklı yönü var. Birincisi hala hücre aracılı imün yanıt olacak. Ve bunlar Fagositoz gibi şeyler. Yani patojenleri yutacak şeylerden bahsediyorum. Fagositozlar yazdım. Evet. Aynı şekilde antijeni tanıyan ve yok etmeye çalışan T hücreleri var. Yani hala hücre aracılı immün yanıt söz konusu. Aynı zamanda deri gibi patojenlerin vücuda girmesini engelleyen şeyler de var ve o da immün sistemin bir parçası olarak görülüyor. Şöyle yazalım. Deriden gelen bir koruma da var daha da detaya inebiliriz ama gerek yok. Kısacası, patojenlerin girişini engellemek için B hücresi kapasitesi kaybedildiğinde bile vücudun yapabileceği şeyler genelde bunlar arkadaşlar. Patojenler deriden içeri girse bile vücudun onları tanımak ve yok etmek için yapabileceği bir ton şey var.